arada hem motorumuz, zabıta ekiplerimiz ve arkadaşlarımız da bize eşlik ediyor olacak. En arkadan da bir tane ambulans geliyor. Yunus ekiplerimiz de burada. Bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz.
Şimdi bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı. Şimdi Samsun'dan başlayan bir yolculuk var. Onun öncesi de var ama özellikle Samsun temel alınmış. Ve bu Türkiye'nin her bir yerinde kutlanıyor şu anda bugün bu bayram. Ve sabah bizde de işte çelenk koymalar, okulda kutlamalar ve benzeri şeyler başladı. Biz Sarıyer Belediyesi olarak milli bayramlarda ve özellikle bu tür etkinliklerde mutlaka bir şeyler yaparız. Yani sadece bayramı belli bir noktada kutlamak yerine bir etkinlik yaparak alanda bir duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Bugün 19 Mayıs giderek unutulmaya yüz tuttu. Unutulmaması gereken bir gün, sadece gün değil bir yaşam biçimi olarak da. Bugün diyeceksiniz ki bu motorcuların burada ne işi var? Biz her bir etkinlikte mutlaka bir şeyler yaratıyoruz. Şu anda İstanbul'un her bir yerinden bir motorcu akını var Sarıyer'e. Şu anda İstinye'deyiz. Burası bizim eski Ramazan etkinliklerini yaptığımız dostluk ve barış alanı. Adı öyleydi buranın. Biz burada 10 yıl etkinlik yaptık. Bu etkinlik Ramazan ayının bir ay boyunca sürdü ve bir gün en ufak bir münakaşa kavga olmadı. Onun için huzur alanı diyoruz buraya. Ve huzur alanında toplandı. Kimlerle? Motorcu dostlarla. Şimdi motorcu dostlar sadece sokakta bu işi yapanlar değil, onların eğitimcileri de var. Onları da dinleyeceğiz şimdi. İki tekerin dostluğu diye bir başlık yaratmış arkadaşlar, bizim arkadaşlarla, yöneticilerle. İki tekerin dostluğundan kasıt, ya çok mutlu oldum tabii duyunca. Çünkü Kağan'ı arabalarıyla başlayan bir kurtuluş savaşı, ulusal kurtuluş savaşı var. Ve bugün onların da aynı şekilde iki teker üzerinde yaşam mücadelesi veren yüzlerce, binlerce insan var. Onu da aynı şekilde birleştirdiğinde iki tekerin dostluğu buradan çıktı. Ve buradan şimdi biraz sonra onlar etkinliği anlatacaklar, nasıl olacak, nasıl edecek. Ama Kurtuluş Savaşı'nın hiçbir zaman unutulmaması gerekir. Ne kadar darda olursan ol, sıkıntılar, olanaksızlıklar ne kadar fazla olursa olsun, Gazi Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü var. Umudu hiç kaybetmemek lazım. Ben hiç kaybetmedim ve umudumla kazandım diyor. Şimdi hatta şöyle ki tam o bildiğimiz hep orasıyla burasıyla dökülen bir tekneyle yola çıkma sırasında diyorlar ki aman çıkma, tekne batırılacak, öleceksin. Onun çok güzel bir değerlendirmesi var bunun karşısında. Diyor ki bu tekne ile ben çıktığımda öleceğim. Ya ama zaten ölüyüz diyor. Çıkmazsak hepten öleceğiz. Onun için umut her zaman olması gereken. Dolayısıyla da biz bu umudu taşımak zorundayız. Dostlar bir şaman geleneği varmış biliyor musun? Ne diyor? Şaman biliyorsun bu Orta Asya'nın geleneklerinden. Diyor ki doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içemez. Ağaçlar kendi meyvesini yiyemez. Güneş kendisi için ısıtmaz. Ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kokmaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Doğanın anayasasında ilk madde şudur. Her şey birbiri için yaşar. Birbiri için yaşamak doğanın kanunudur. Ben, biz olduğumuz zaman ben olurum. Çok güzel bir şey var. Şimdi burada şu şeyi bir daha göreceğiz. Biz birbirimiz için yaşamak zorundayız. Birbirimiz için yaşadığımızda toplumumuz için ve de dolayısıyla da vatanımız için, insanlık için yaşamış olacağız. Sayın Başkanım ve ekibiyle beraber biz de 19 Mayıs'ta bunu bir ön plana çıkarmak istedik. Ve son dönemde motosikletlerin Türkiye'de, daha doğrusu iki tekerin Türkiye'deki sayısı oldukça arttı. Trafikte %20'lere yakın bir paya sahibiz. Tabii bununla beraber kaza oranları da ne yazık ki artmaya başladı. Biz de ekip akademi olarak Türkiye'nin hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı bir akademisi,
aynı zamanda da kendine ait kapalı alan pisti olan tek akademisiyiz. Bizim de bulunma amacımız, başkanımın söylediği gibi, herkes birilerine bir faydalar sağlıyor. Biz de iki tekerli bütün dostlarımıza bunu güvenli ve ileri bir şekilde sürmeyi öğretmek için buradayız. Burada da bugünkü amacımız hem bu sürüşte birlikte olmak, Atatürk'ü hep birlikte anmak, hem de bunu en güvenli ve en bizlere yakışır, Atatürk'e yakışır bir şekilde bu sürücü sonuçlandırmak. Buradan biraz sonra hep birlikte hareket edeceğiz. Sarıyer Meydanı'na kadar hep birlikte bir kortej sürüşümüz olacak. Oraya vardıktan sonra belediyenin organize ettiği çok güzel aktiviteler var ve özellikle dünya şampiyonluğu da olan bir trail bike gösterisi yapan arkadaşımızın orada çok güzel bir motor gösterisi olacak. Böyle göreceksiniz, orada lastiklerin boruların üzerinde hoplayıp zıplayacak. İnsanları biraz da motosiklete özendirmek istiyoruz ama bunu güvenli ve eğitimli bir şekilde yapmalarını arzu ediyoruz. Bizim birkaç yıldır hep mücadele ettiğimiz bu katil bariyer konusu vardı. Birçok kazada birçok arkadaşlarımızı kaybettik ne yazık ki. Şimdi bunun yeni bir sistemle artık dost bariyer diyebiliriz buna. Bu sisteme çevirmeye başladık. Sağ olsun başkanım da bunu ilk defa şimdi bizlerden duydu. Ve Sarıyer Belediyesi'nde de bununla ilgili gerekli bütün desteği vereceğine dair bize söz verdi. Bunu da buradan herkese mutlulukla duyurmak isteriz. Sarıyerli motorcuları. Burada her etkinliğin mutlaka bir getirisi olmalı. Getiriden kastım parasal anlamda söylemiyorum. Fayda anlamında, duyarlılık anlamında. Eğer bilinçlendirme, insanların, toplumun veya kim olursa onların da bilinçlendirilmesi anlamda çok önemli. Bu duyarlılığı biz toplumsal olarak hep beraber yapmak durumundayız. Yani sadece bugün kuru kuruya 19 Mayıs'ı kutlamak değil. Doğru. Yani olayın özünü de ve de bugünün önemini de hem anlatırken beraberinde getirsin de göz önünde bulundurmak lazım. Ben öncelikle bütün motorcu arkadaşlara, başta dostlarım olmak üzere, çok teşekkür ediyorum.